Evet, herkese iyi akşamlar. Videogren YouTube kanalında uzun bir aradan sonra tekrar bir canlı yayındayız. Ve yine Olympus Atölye başlığı altında birlikte olacağız. Biraz, nasıl diyeyim, heyecanlı, birazcık stresli birkaç dakika yaşadım da onun içinde böyle yaklaşık bir dakika kadar bir geç yayına girme durumu oldu. Bugünkü başlığımız ışık kullanımı ile ilgili olacak ama 10 dakika öncesine kadar evde elektrik yoktu. Bütün gün sokakta kazdılar, ettiler, bilmem ne falan, böyle bayağı bir şey oldu. Ondan sonra da şimdi gelecek, şimdi gelecek, şimdi gelecek. Artık elektrik arızadaki arkadaşlarla şey olduk, akraba gibi olduk. Hatta bir ara çıktım, aşağıda birkaç tane kafeye falan baktım. Hani oralarda yayını yapabilir miyim diye. En son şöyle bir fotoğraf çektim. Evdeki ışığın şeyiyle az kalsın duyuru atacaktım. Yani ışık konusundaki şeyi, evde ışık olmadığı için yapamayacağım yayını diye. Öyle bir stres yaşadım. Neyse, Allah'tan halloldu. İnşallah kesilmez, inşallah gitmez ve yayını sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Kafelerdeki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, yardımcı olmak istediler ama işte ya erken kapanıyor ya müzik yüksek falan, böyle bir sürü şey yaşadım. Neyse, koşa koşa eve geldim. Dışarıdan mutfağın ışığını açık bırakmıştım. Onu görünce heyecanla ve sevinçle şey yaptım. Şimdi evet, hemen bir yorumlara bakayım. Halim Bey merhaba ya, nasılsınız? Görüşemiyoruz valla. Tülin Hanım iyi akşamlar. İsmail abi selamlar. Bir Kayseri niyetimiz var. Nur Hoca ile konuştuk. Belli olmaz, her an gelebiliriz, kapıları çalabiliriz, ona göre. Sinan Bey selamlar. Sinan Bey sağ olsun, bizim bütün etkinlikler için duyurularda çok yardımcı oluyor, paylaşıyor falan. Birazdan da konuşacağız, başka bir kanalımız daha var artık diye. Güzin Hanım iyi akşamlar. Tufan Bey, İktur selamlar. İktur, seninle de görüşemiyoruz ya, yani bir çekinmekin bir şey uyduralım. Şöyle selamlar. Murat Bey selamlar. Sezgi Koç merhaba. Turgut selam. Yani dediğim gibi heyecanlı bir şeyden sonra, bekleyiş, arayış, koşturmacadan sonra yayına başlama şansı bulduk. Ne mutlu bize diyerek hikayemize giriş yapalım istiyorum. Olympus Atölye biliyorsunuz, Olympus kullanıcısı, işte Turgut falan da öyle. Dolayısıyla Olympus üzerinden de biraz konuşma imkanımız olacak. Normalde pandemi öncesi çok sıklıkla ve yüz yüze yaptığımız etkinliklerdi. Daha sonra pandemi boyunca online olarak devam ettik. Ve o dönemde biliyorsunuz Videogren'in ortaya çıkmasıyla birlikte birçok etkinlik gerçekleştirdik. Ancak pandemi sonrası herhalde hepimiz dışarıdaki hayatın keyfini tekrar hatırladık, tadını tekrar çıkarmaya başladık. Dolayısıyla çok fazla evlere girmiyoruz. Hep bir yerlerdeyiz. Öyle olunca da işte bazen yayınlar falan da biraz aralıklı oluyor ama tekrar mevsim itibariyle artık Eylül, Eylül ortası, Ekim falan gibi sonbahar, kışa doğru giriyoruz. Bu hafta sonu itibariyle bir İran seyahatim olacak. Ondan sonra, yani İran'dan döndükten sonra hem Videogren'de hem yeni kanalımız Yol Yoldur da birçok canlı yayın gerçekleştireceğiz. Onlarla ilgili zaten konuşuruz diye düşünüyorum. Bugün yaklaşık şöyle bir 125-130 tane slayt hazırladım sizlere. Fotoğrafın en temel başlıklarından biri olan, hatta olmazsa olmazı olan ışıkla ilgili ve tabii ki ışığın devamı niteliğinde renkle ilgili biraz konuşalım istiyorum. Çok teşekkürler Devra Hanım. Ama klasik, izleyiciler bilecek birkaç hatırlatmayla başlayalım. Olympus Yollar'da yaklaşık 7-8 yıl kadar önce başlattığım bir proje benim aslında. Daha çok Olympus fotoğraf makinesi kullanan dostların, ama diğer bütün markalara ve modellere açığız tabii ki, birlikte fotoğraf üretebilecekleri, fotoğraf konuşabilecekleri, yolculuklar yapabilecekleri ve bilgilerini, birikimlerini paylaşabilecekleri bir platform niyetiyle başlattığım bir şeydi. Sağ olsun Zoom İthalat Cireyir Bey bu projeye inandı ve hikaye böyle başladı. Birçok etkinlik, birçok gezi, birçok sergi, gösteri, söyleşi,
Hem kendi mekanımızda hem online olarak hem de farklı illere giderek gerçekleştirdik. Bunun birçok bilgisinin yer aldığı platformlardan bir tanesi olympusyollarda.com. Web sitesinde hem Olympus makine objektiflerle ilgili hem onların kullanımlarıyla ilgili hem fotoğraf teknikleriyle ilgili birçok bilginin yer aldığı bir web sitesidir. İlginizi bekler efendim. Aynı zamanda Olympus alt çizgi yollarda diye bir Instagram hesabımız var. Çok faal değil birkaç aydır ama dediğim gibi İran seyahatinden sonra diğer bütün etkinliklerde olduğu gibi Olympus yollarda Instagram hesabı da tekrar faaliyete geçecek. Dolayısıyla özellikle Olympus'la çekim yapan dostların fotoğraflarına etiket koyarken Olympus alt çizgi yollarda etiketini kullanmaları bu Instagram hesabında onların da fotoğraflarını daha çok dosta ulaştırmakta bize yardımcı olacak. O konuda da ilginizi bekliyoruz. Birol Bey, keşke önceden haberleşseydik. Alexander Petrosyan'ı ben de çok seviyorum. O da bir Olympus kullanıcısı. Sokak fotoğrafçılığı oturumlarında örnek işlerini falan da paylaştığım bir arkadaş ki yine Olympus yollarda ve Olympus atölye programlarında onu da yapacağız. İsmail Bey'e 2-3 yıldır da bir James Nahve sözüm var, onu da yapacağım. Dolayısıyla orada daha detaylı konuşacağız ama biraz özellikle ışıkla ilgili konuşurken herhalde aradığınız şeylere de ulaşacaksınız diye umut ediyorum. Bülent Bey, iyi akşamlar size de. Video gören YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, eşe dostu arkadaşa bizden söz etmeyi unutmayın diye hatırlatalım. Biliyorsunuz Fototrek İstanbul hatırası olarak fotoğraf seminerleri, atölyeleri, yolculuklar falan düzenliyoruz. Dolayısıyla bunları da www.fototrek.com web sitesinden takip edebilirsiniz. Bugün yeni birkaç şeyi de güncelledim. İnsan ve portre fotoğrafçılığı uzun süredir Şubat ayından beri gerçekleştirmiyordum. Onun yeni dönemini başlatacağım Ekim ayında. Etkili ışık kullanımı ile ilgili bugün bir şey konuşacağız. Bir saat kadar konuşacağız ama onun 4 haftalık ve çekim gezisiyle olan bir programı var. Çok detaylı bir atölye. Onun yeni dönemi var. Aynı zamanda fotoğrafçı gözü, fotoğraf dili diye çok keyifli bir atölye programı var. Ben yapıyorum diye söylemiyorum. Ama hem fotoğrafın içerisinde birçok yere girip çıktığımız, hem farklı sanatlarla bağladığımız, çok örnek fotoğraf üzerinden gittiğimiz keyifli bir atölye. Yine onun da bir çekim gezisi olacak. Dolayısıyla fototrek.com'da bunları takip edebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde bir Küba fotoğraf seyahatimiz olacak. Bir Hindistan Holi Festivali'nde seyahatimiz olacak. Onların da programları birkaç gün içerisinde web sitesine girmiş olacak. Yine web sitesinden takip etmeniz mümkün. Naçizane benim cenkgençliş.com web sitem. Orada yaptığım çalışmaları paylaşıyorum. Dolayısıyla da oraya da arada sırada bakmakta fayda var. Geçen akşam bir ilk yayınını gerçekleştirdik. Sevgili Sevgi Kandaz'la birlikte, sevgili yoldaşımla birlikte yaptığımız yeni bir hikaye. Böyle proje falan demek istemiyorum. Çünkü biz gezip dolaşıyoruz, kamp yapıyoruz, birçok yolculuklar gerçekleştiriyoruz ve onları dostlarla paylaşıp daha büyük bir kadro oluşturalım istiyoruz. Onun için de yolyoldur.com diye bir web sitemiz var öncelikli olarak. Burada hem gezdiğimiz yerlerden galeri sayfalarımız var, hem fotoğrafçılıkla ilgili birkaç yazı var, hem kampçılıkla ilgili yazı var. Önümüzdeki günlerde kamp mutfağıyla vesaireyle ilgili yazılar, makaleler, seyahat yazıları falan da girecek. Ürettikçe paylaşmaya çalıştığımız mecralardan bir tanesi olacak burası da. Yol Yoldur da ilginizi, alakanızı bekler. Yol alt çizgi yoldur Instagram hesabımız. Orada daha anlık olarak paylaşabiliyoruz storyler. Şimdi İran'a gittiğim zaman mesela oradan Instagram üzerinden canlı yayın falan yapma niyetim var. Bugün sevgiyle bir konuştuk neler yaparız diye. Hem döndüğümüzde paylaşacağımız fotoğraf, videolar üretmeye çalışacağım. Hem de oradan canlı yayınlarla ilginç noktalardan özellikle canlı yayınlar yapacağım. Gözünüz bir taraftan da Instagram'da olsun diye söylüyorum. Yol alt çizgi yoldur. Instagram hesabını da mutlak takip etmenizi rica ediyoruz sizlerden. Ve tabii ki Yol Yoldur'un da bir YouTube kanalı var. Yol virgül yol apostrof dur 3 nokta. Burada da geçen bir canlı yayın yaptık ama daha çok ürettiğimiz videoları paylaşma niyetindeyiz. Video gören tabii ki ilk göz ağrımız diyelim YouTube üzerinde ama Yol Yoldur'da da bayağı birçok video falan hazırlıyoruz.
Yarın yeni bir video da yayına girecek. İki kişilik çadır nasıl kurulur videosu yayına girecek. Onun da duyurularını yapacağız. Instagram'ını takip ederseniz yol yoldurun. YouTube üzerinde de şeylerimizi paylaşacağız. Aklınızda olsun diye söyledim. Şimdi bugün Olympus Atölye, Olympus Fotoğraf Atölyesi kapsamında ışık ve renk kullanımı ile ilgili konuşacağız. Dolayısıyla hangi başlıklarımız var biraz ondan bahsetmek istiyorum. Tabii ki fotoğraf bir birleşik kelime. Foton, ışık, grafos, yazmak, çizmek anlamına geliyor. Dolayısıyla da ışığı iyi kullanan bir fotoğrafçının başarılı olma, etkili sonuçlar alma şansı daha yüksek oluyor. Bu nedenle ışığı biraz didikleyeceğiz. Işığın türünü, hallerini, özelliklerini, aydınlatma özelliklerini, ışık ve gölgenin birlikte kullanımından biraz bahsedeceğim. Işığın estetik kullanımından biraz bahsetmeye çalışacağım örnek fotoğraflarla. Daha sonra sonda bir bölümde de renk kullanımıyla ilgili konuşacağım. Yani hangi renkler hangi durumlarda kullanılıyor? Işığın rengi hangi durumlarda atmosferi sağlıyor? Hangi renkleri bir arada kullanırsak daha dikkat çekici ya da daha sakin fotoğraflar elde edebiliyoruz gibi konuları yine örnek fotoğraflar üzerinden konuşmaya gayret edeceğim. Dediğim gibi bir 120-130 örnek fotoğraf üzerinden. Şafak abi selamlar. Şükür kavuşturana biz yapıyoruz yayınları ufak ufak. Sen gelmiyorsun demek ki. Ama video gören yol yoldur var. Oralardan takibe devam edelim. Şimdi dedik ya ışığı iyi kullanan bir fotoğrafçının başarılı olma şansı daha yüksek diye. Dolayısıyla ışığı iyi tanımamız, iyi bilmemiz gerekiyor. Işığı bilmek demek ya burası ne kadar aydınlık, şurası ne kadar karanlık. Aa bak ne şahane görünüyor demek değil. Hangi koşulda nasıl çekim yaparsan sonuç nasıl olacak? Ve ben bunu daha etkili hale nasıl getirebilirim bilmek. Dolayısıyla da zaman zaman yolculuklarda böyle başımıza geliyor işte bir yerde yürüyoruz fotoğraflar çekiyor. Ya hocam niye çekmiyorsun? Diyorum ki orada ışık çok iyi değil onun için şey yapmıyoruz falan. Ya da işte şu taraftan bakalım ışık daha güçlü olabilir gibi muhabbetlerimiz oluyor. Bunun sebebi en azından teknik olarak hani fotoğraflarım şöyledir böyledir diye göğsümü yumruklayacak halim yok. Ama en azından teknik olarak ışığı tanıdığımı bildiğimi düşünüyorum. Işığı bilmek dediğimiz zaman ilk olarak çok basit basit adım adım ilerleyelim istiyorum. Işık türlerini bilmek gerekiyor. Doğal ve yapay ışık kaynaklarımız var. Dolayısıyla da doğal ışık bildiğiniz gibi tabii ağırlıklı olarak gün ışığıyla çalıştığımız için gün ışığından bahsediyorum ki biraz sonra özelliklerini daha da didikleyerek devam edeceğiz. Tabii ki bunun yanı sıra işte böyle kaynak kitaplara bakarsanız ki ışıkla ilgili birçok farklı kitaptan Türkçe ve İngilizce yabancı kaynaklardan okuma şansı buldum. Tam şu anda karşımda 3000 küsür kitaplık bir fotoğraf kitaplığı duruyor. Dolayısıyla bayağı bir içerisinde zaman geçirmişliğim var. Güneşle beraber ay... Hatta ateş böceklerine kadar her şeyi doğal ışık kaynağı olarak kabul ediyor ama biz daha çok gün ışığını kullanıyoruz. Dolayısıyla gün ışığı bizim en önemli ışık kaynağımız, ışık türümüz diyebiliriz. Bununla birlikte tabii ki bunun yön, aydınlatma, parlaklık, kontrast, renk gibi özelliklerini bilmek de önemli. Birazdan da onları detaylı olarak konuşmaya başlayacağız. Hah, sevgili Cem sen nerede? Yayına katıldı. Cem senle de görüşemiyoruz ya. Ne olacak? İyice serseri olduk diye düşünüyorum. İkinci tür ışıkta tabii ki yapay ışık kaynaklarının tungsten, halojen, floresan, mum vesaire ışık kaynaklarından elde ettiğimiz aydınlatma türü ki bununla ilgili biraz sonra özellikle dijital fotoğraf makinelerinin JPEG formatta bize sağladığı white balance beyaz ayarı RAW formatta fotoğrafı işlerken yine beyaz ayarını kullanıyoruz. Bize sağladığı atmosfer ya da bozulmaları nasıl toparlıyoruz ona dair de örnekleri konuşacağız. Ama dediğim gibi işte led ışıklar, floresan, tungsten bunların hepsi mum bizim için yapay ışık kaynaklarını oluşturan başlıklar diyebiliriz. Şafak abi yapalım da ben senin Instagram'da fotoğrafları takip ediyorum. Sen şahane geziyorsun sen bizi gezdir. Öyle bir şey yapalım. Oo Ali Ayla da geldi. Ali abi merhaba. Pandeminin başından hatta öncesinden, bir yıl öncesinden beri falan Ali abiyle de konuşuyoruz.
O bizim işte ofis Kadıköy'deydi. O da Yeldeğirmeni'nde. Yeldeğirmeni fotoğraf sorumlusu olarak bulunuyor. İlla görüşeceğiz dedik. İlla geleceğiz dedik. İşte bak 3 sene oldu. Demek ki harekete geçmek lazım. Abi tabi selamlar. Bursa'ya çok selam. Işığın hallerinden ikincisi de tabii ki doğrudan ve yansıyan ışık diye konuşabiliriz. Yol yoldur. Sevgi Kandaz da yayına el salladı. Ben de el sallayayım. Bayağı bir yol yoldur reklamını yaptım. Belki onu kontrol etmiştir sevgi. Yaptım mı değil mi? Herkes şey yapsın, şahit olsun. Eyvallah Şafak abi. İnşallah şey yapacağız. Şu İran'dan bir döneyim. Bayağı iş yapacağız diye söyleyebilirim. Işık kaynağından konuya doğrudan direkt olarak gelen ışığa doğrudan ışık kaynakları diyoruz. Bir önceki portre fotoğrafında ki Hindistan Puşkar'da 1998'de çektiğim bir fotoğraftı bu. Filmle çekilen ve daha sonradan taranan bir fotoğraftır ya da Bursa Gölyazı'da çektiğimiz fotoğraflardan bir tanesi yine akşam ışığında yine doğrudan ışıkla çekilen şey. İkincisi de herhangi bir yüzeyden yansıyarak konuya gelen ışık dediğimiz yansıyan ışık. Bunu zaman zaman profesyonel olarak yansıtıcılarla sağlıyoruz. Bu benim 2009 yılında yayınlanan İnsan ve Portre kitabında örnek olsun diye çektiğim. Dolayısıyla da yansıtıcıyı abartılı kullandığım örneklerden bir tanesi. Belli olsun diye kullandığım örneklerden bir tanesi. Ama ışığın konuya direkt değil de herhangi bir yüzeyden yansıyarak geldiği durumlarda yine ışık kaynakları arasında sayılabiliyor. Tamam İknur, söz söz. Vallahi söz. Şafak abiyle ikinizi sadece alıp fotoğrafa çıkacağım. Öyle bir şey yapacağız. Ali abi senin oralara gelmeye korkuyoruz çünkü balkondan hemen fotoğrafçıları yakalıyorsun vallahi teleobjektifle hiç affetmiyorsun. Nazan merhaba. Nazan da eski yolcularımızdan. Şimdi Küba'da Trinidad'da çektiğim bir örnek fotoğrafı göstermek istiyorum. Bu yansıyan ışığı nasıl kullandığımıza dair. Bu amca Trinidad'da oldukça popüler amcalardan bir tanesi. Böyle ağzında purosu ve katırıyla falan sokaklarda dolaşıp oraya gelen turistlere poz veren amcalardan bir tanesi. Biz de tabii ki gittiğimiz zaman Küba'da, Hindistan'da, Nepal'de ya da işte belki İran'da farklı yerlerde zaman zaman günlük hayatın içerisinde sokak fotoğrafları, gezi fotoğrafları vesaire çalışıyoruz. Ama zaman zaman da oradaki dostlardan yardım istiyoruz bize modellik yapmaları konusunda. Bu seyahate katılan dostlar için iyi birer antrenman, iyi birer çalışma konusu oluşturuyor. Yani şu ışık koşulunda şöyle bir konuyu nasıl çalışabilirsiniz? Mesela burada 10-15 dakikada bu amcanın fotoğrafları çekerek hallediyoruz. Daha sonra benzer bir konuyla karşılaştığımız zaman arkadaşlar çareleri, çözümleri biliyor oluyorlar. O nedenle ben o 10-15 dakikalık, 20 dakika, yarım saatlik antrenman sürelerini özellikle önemsiyorum diye söyleyebilirim. Şimdi bu amca da böyle katırıyla, şapkasıyla, purosuyla falan oldukça keyifli fotoğraf verebilecek kişilerden bir tanesi. Trinidad zaten çok renkli yapılarıyla vesaire çok keyifli. Ancak bir derdimiz var. Küba'da ışık sert geldiği zaman özellikle öğlen saatlerinde dik olarak geldiği zaman böyle şapka gibi konularda ya da yüzü çok çukur, gözleri çukurda kalan insanlarda bu fotoğrafta olduğu gibi sert gölgelere yol açıyor. Bunu halletmek için bazen işte şapkayı şöyle bir kaldırır mısın falan dediğimiz oluyor ama o zaman da fotoğrafın atmosferi değişiyor. Yani hem adam başka bir hareket haline geçmiş oluyor. Hem şapka artık görünmeyecek noktaya geliyor. Dolayısıyla böyle durumlarda ben Lastolite firmasının yansıtıcısını kullanıyorum. Sol tarafta gördüğünüz gibi bu aslında bir kasnak. Üzerine bir kılıf takılıyor ve kılıf altın gümüş renginde olabiliyor. Düz beyaz olabiliyor. Üçü de var zaten. Onları geçiriyorsunuz ışık koşuluna göre. Sarı olan tabii ki gelen ışığı altın renginde sarı olarak yansıtıyor. Gümüş olan ise daha direkt aynı ışığı yansıtıyor diyebilirim. Biraz ışığı sertleştirmekle beraber bu örnek fotoğrafta gördüğünüz gibi amcanın yüzündeki gölgeleri yumuşatma şansı ortaya çıkıyor. Önceki fotoğrafa dönersek yüzdeki gölgelerin çok daha koyu olduğunu görme şansımız var. Burada ise daha aydınlık bir yüz olduğunu görebiliyoruz. Burada gruptan bir arkadaşımız yansıtıcıyı açıp amcanın yüzüne doğru gelen ışığı geri yansıtarak ayrı bir aydınlatma imkanı sağlıyor.
Işığın hallerinde üçüncü bir şey de süzülmüş ışık dediğimiz ve birçoğumuzun çok keyif almadığı ışık koşuludur. Yani havanın kapalı bulutlu olduğu günlerde gün ışığının süzülerek dünyaya geldiği durumlar. Ya da bunu diyelim ki iç mekanda çekim yapıyorsunuz, evde çekim yapıyorsunuz. Perdeleriniz kapalı, perdeden tülden süzülerek gelen ışık da aynı şey. Dolayısıyla kadrajın neredeyse tamamında aynı ışık koşuluyla karşılaşabiliyoruz. Herhangi bir yerde koyu bir gölge ya da patlayan bir bölüm oluşmuyor. Ancak renkler de matlaştığı için fotoğrafın tadı biraz kaçabiliyor. Bu nedenle de daha güçlü konuların, etkili hikayelerin fotoğraflanması durumunda biraz daha şansı olan bir ışık koşulu diyebilirim. Hemen şöyle bir döneyim. Sinan Bey, bu fotoğraflarda yani hepsi için söyleyebilirim. Hemen hemen hepsinde başka bir yayında anlatmıştım. Bir otokontrast, sonra parlaklık ve kontrast ayarından artı eksi 10 aralığında dokunuşlar. Eğer JPEG üzerinde oynuyorsam ve bulutlu beyaz ayarını çektiysem, renk çok sarı turuncuya kaçtıysa eksi 10 kadar bir doygunluk düzeltmesi var. Bir de düzeyler levels üzerinde sıfır olan siyahları 5'e kadar. Genelde 10'a kadar sınırı var da 5'e kadar. 1,0 olan orta tonları 0,90 ile 1,1 arasında ve 255 olan beyazları da 245'e kadar çekerek bir düzeltme yapıyorum. Hemen hemen hepsinde. RAW'da olursa zaten daha çok düzeltiyorum gerekli olan durumlarda. Ama JPEG'ler üzerinde çok temel, neredeyse tüm fotoğraflarıma, yani o ışıkta ya da bu ışıkta çektiğim tüm fotoğraflarda bir kontrast ve ton düzeltmesi ama çok küçük oranlarda yapıyorum zaten. Onda da muhtemelen onun için vardır. Ama çok büyük bir oynamayı ancak profesyonel işlerde yapıyorum. Bu gezi fotoğraflarını birlikte yolculuk yaptığımız arkadaşlar biliyor. Neredeyse makinede gördüğümüz halleriyle paylaşıyorum. Burası Nepal, Katmandu, Budanaht. Yol yoldur hesabında Budanaht'la ilgili ayrı bir video koydum. Ona da ilgi gösterin diye şimdiden söylemiş olayım. Dolayısıyla havada kapalı olduğu için, renkler çok birbirine yakın olduğu için fotoğrafın etkisi zayıflıyor. O nedenle de işte oradan bordo kıyafetiyle ve kırmızı şemsiyesiyle geçen bir monk olmasını bekliyorum ki o daha tatsız olan ışıkta biraz daha keyifli sonuç alabilelim diye. Bu yine Gölyazı'da çektiğim fotoğraflardan biri. Hava yine çok kapalı, bulutlu ve ışık süzülerek geldiği için burada da dikkat ederseniz vurguyu yapabilecek bir ilgi merkezi olabilecek kırmızı bir kayığın olduğu yerde çekimi gerçekleştiriyorum. Biraz daha ileride mavi renkli, gri renkli, başka renkte kayıklar falan da var. Ancak o ışık koşulunda o kayık çok dikkat çekici olmuyor. Dolayısıyla en azından renk vurgusuyla öne çıkarabilecek bir şey arıyorum. Zaman zaman portre fotoğraflarında süzülmüş ışık işe yarayabiliyor. Çünkü biraz önce Trinidad'daki amca fotoğrafında gördüğümüz gibi yüze çok sert gölgeler düşebiliyor. Göz çukurları, burun altı ya da çene altında gölgeler oluşabiliyor. Bunu engellemek için ışığın homojen hale gelmesi, her yerde eşit hale gelmesi iyi bir çare olabiliyor. Stüdyo flaşı kullanan dostlar, hatta kafa flaşlarının birçoğu için de var. Bir para flaşla, yani ışık yüzeyini dağıtan bir örtüyle, bir kutucukla ışığı homojen vermeye çalışıyorlar. Hepimiz çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ışık koşulu bu tarz yakın portreler için, ama etkili olması gerekiyor portrenin, işe yarayabiliyor. Her yerde ışığın aynı olması sebebiyle. Işığın bu türlerini ve hallerini bilen bir fotoğrafçının asıl bilmesi gereken şeylerden bir tanesi ışığın yönü. Niye ışığın yönünü bilmemiz gerekiyor? Çünkü hem konuya bakış açımızı, hem konunun ışığa göre konumunu ve hatta olası bir ışığın yer değiştirmesi durumunda sonucun ne olacağını baştan çözebilmek, fotoğrafın nasıl çıkacağını hayal edebilme şansı veriyor. Bu sayede de herhangi bir konuya baktığımız zaman şuradan ya da şuradan çekeyim, şöyle bir müdahaleyle çekeyim, şimdi arkayı şuraya denk getirip çekeyim, sadece ışığa bakarak bile tercihte bulunabiliyoruz. Ki bizi fotoğrafçı yapan şeylerden en önemlisi bu. Bir fotoğraf makinemiz olması bizi fotoğrafçı yapmıyor.
Olympus'un en son modelini alsak da fotoğrafçı olamıyoruz. Öyle bir şansımız yok. Bende yok gerçi. Belki kıskançlıktan söylüyorumdur ama. Yani en üst modeli de alsak olamayabiliyoruz. Çünkü bu iş makineyle çözülen bir iş değil. Bu iş objektifle çözülen bir iş değil. Bu iş çok gezerek de çözülen bir iş değil. Bu iş ışığı iyi bilerek. Hangi açıdan o konuyu en güçlü nasıl anlatabilirim dilini kurarak mümkün. Dolayısıyla bugün mesela Olympus Atölye'de ışıkla ilgili, teknik bir başlıkla ilgili konuşuyoruz. Başka bir akşamda da bu sefer anlatımla ilgili konuşacağız. Bu fototrek.com'daki atölyelerden, fotoğrafçı gözü, fotoğraf dili mesela buna çok hizmet eden atölyelerden bir tanesi. İnanılmaz bir şey sağlıyor. İnsan Portre Fotoğrafçılığı Atölyesi daha çok portre fotoğraflarında hikayeyi nasıl kurduğumuzu anlatıyor ki katılan arkadaşlar biliyor. 5 haftalık bir atölye mesela İnsan Portre. Onun 2,5-3 haftası bir tarz konuşuyoruz aslında. O fotoğrafları nasıl çekebiliriz, nasıl yaklaşabileceğimizi konuşuyoruz. Tekniği hemen hallediyoruz. Bir oturumda bitiyor teknik. Ama asıl o 3 hafta başka bir hikaye oluşturmaya çalışıyoruz. Ama en başa döndüğümüz zaman fotoğrafçılıkla ilgili bunu bileceksin. Senin baktığın açıya göre, konunun konumuna göre, ışığın geliş açısına göre etkisi nasıl oluyor diye. En sevmediğimiz demeyeyim ama az tercih ettiğimiz ışık yönlerinden bir tanesi tam cephe ışığı dediğimiz ışık. Yani ışık kaynağının bizim arkamızda olduğu ve konunun önümüzde bulunduğu durumlar. Niye çok sevmiyoruz? Çünkü çok düz bir aydınlatma sağlıyor. Arka planda yakın bir yüzey varsa çok sert gölgeler düşürebiliyor. Dolayısıyla da boyut duygusu, derinlik duygusu az, üçüncü boyutu zayıf ve bak burada böyle bir şey var sonucu veren aydınlatmalar sağlıyor. Zaman zaman bazı konularda işe yaramıyor mu? Evet, yarıyor. Mesela işte bir önceki Fethiye Kayaköy'dü. Bu yine Nepal'de, Bhaktapur'da çektiğimiz fotoğraflardan biri. Zaten ışığın zor olduğu, sert olduğu günlerden bir tanesi. Hemen o yılan heykelinin altındaki gölgeden bu şeyi anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bakış açımız itibariyle konunun direkt insanlara gelmesi gerekiyor ki mavi gökyüzüyle bir kontrast oluşturup öne çıkarsın. Aksi takdirde normal bir yükseklikten baktığında hem arkayla karışacaklar, hem ışık tepeden geldiği için daha çok gölgeyle karşılaşacağız. Daha büyük sorun ortaya çıkacak. Yine Hindistan Puşkar'da çektiğimiz amcalardan bir tanesi burayı böyle 2-3 yıl aralıkla, yani malum bilenler var. Ben Hindistan'a 20 kere gitme şansına sahip oldum. Puşkar'a 4-5 kere gitme şansım oldu. Böyle 2-3 yıl aralıkla gittiğin zaman aynı amcanın aynı yerde fotoğraflarını çektim. Öyle bir imkan oldu. Hatta Facebook'a da koymuştum işte yıl 2000 bilmem kaç ve 2000 bilmem kaç falan diye. Adam içeride bir yerde oturuyor. Küçücük bir kulübevari bir yerde oturuyor. Ben dışarıdan bakıyorum. Dolayısıyla bütün ışık kapıdan adamın üstüne cephe ışığı olarak geliyor. Bu neyi sağlıyor? Adamın tüm detaylarının görünmesini sağlıyor. Elbette içeri girip daha açıyla falan çektiğimiz ya da arkasını karanlığa düşürüp çektiğimiz fotoğraflar da var. Ama cephe ışığıyla adamın ifadesini, yüzünü, yüzündeki kırışıklıkları vesaire gösterme şansı oluyor. Örneğin ben bu yayınları yaparken sizin beni iyi, güzel, rahat görmeniz için hemen karşımda bir ışık açıyorum ve cephe ışığıyla kendimi aydınlatıyorum ki yüzümde gözümde bir gölge görmeyin. Bu ışığı kapatıp sadece odanın ışığıyla şey yaparsam bu sefer tepe ışığı olduğu için gözlerim gölgede kalacak. Burun altı, çene altında sert gölgeler düşecek ve beni daha parçalı olarak görmek durumunda olacaksınız. Oysa ki şimdi cephe ışığı sayesinde daha rahat görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. En keyifli ışıklardan biri ise bence yarı cephe ışığı dediğimiz ışık. Yani konuya 45 derece açıyla sağından ya da solundan gelen ışık. Niye? Çünkü bu konunun bir tarafını aydınlatıyor, diğer tarafa doğru, yumuşaktan koyuya doğru gölgeleri değiştiriyor. Bu sayede de biz doku, detay, derinlik ve hacmi hissedebiliyoruz. Bu nedenle de daha vurucu, daha etkili sonuçlar alabiliyoruz. Buna dikkat ederek herhangi bir konunun fotoğrafını, birinin fotoğrafını çekerken ışığın yönüne de böyle bakarız. Ha, şu taraftan bakarsam yarı cephe gibi olur. O 45 derece ışıkla daha rahat çözeriz. Resim tarihini ve estetiğini
bilen dostlar zaten hemen hatırlayacak. Rembrandt ışığı diye bir ışık var değil mi? O da yaklaşık 45 derece açıyla hafif yukarıdan gelen bir ışık. Rembrandt'ın portrelerinin hemen hemen hepsinde kullandığı aydınlatma yönü diyebiliriz. Pınar Antik Kenti'nin tiyatrosundayız şu anda. Türkiye'nin en iyi fotoğraf veren antik tiyatrosudur. Arkada Akdağlar var. 3024 Uyluk Zirvesi en yüksek yeri. Gençken bir 4-5 kere çıkmışlığım da var Uyluk Zirvesi'ne. Tilos Antik Kenti'nin tiyatrosu da aynı dağları görüyor aslında ama Tilos gidenler bilecek tepede bir yerdir. Dolayısıyla da tiyatroyla dağları bir arada alamazsınız. Tiyatronun yanına gidip geniş açıyla çekseniz dağlar görünmüyor, küçücük kalıyor. Uzaktan teleyle çekseniz tiyatronun tamamı girmiyor. Pınar Antik Kenti de tepede ama tiyatrosu çukurda. Dolayısıyla tiyatronun karşısına geçip 200 mm teleobjektifle çektiğiniz zaman perspektif yığılması etkisiyle yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan dağlar öne doğru yapışıyor. Ve bu sayede de Türkiye'nin en güçlü fotoğraf veren antik tiyatrolarından birini fotoğraflama imkanı buluyoruz. Bu fotoğraf Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam Ocak sonu Şubat başında çekilen fotoğraflardan biri. Etraftaki yeşilliklerin sebebi o. Yazın gitseniz sapsarı oluyor çünkü. Ama fotoğrafı daha güçlü yapan şey bir gücü varsa o da 45 derece açıyla soldan gelen ışık. Bu sayede tiyatronun basamakları ışık, gölge ve sağa doğru yine gölge devam ederek daha belirgin bir yapıya kavuşuyor. Yoksa dümdüz bir ışıkta tiyatroyu hissedemezdik bile diye söyleyebilirim. Santos Antik Kenti'ndeki laikler, kral mezarları, Santos, X Santos diye yazılıyor. Hikayesini internetten bulup okumanızı tavsiye ederim. Yine Şubat ayında çekilen bir fotoğraftır. Dolayısıyla bulutları böyle görme şansımız var. Baharda ve yazın bölgeye gittiğiniz zaman Akdeniz bölgesine böyle bir bulut görme şansımız tabii ki yok. Santos, Likya'nın 7 önemli şehrinden bir tanesi. Çok fazla kalıntı yok ama olanlar çok kıymetli bu şeyler olduğu gibi. Dolayısıyla gitmenizi, görmenizi, okumanızı tavsiye ederim. Bu yine Kapadokya'da çektiğimiz, Uçhisar çevresinde çektiğimiz fotoğraflardan bir tanesi. Göreme yolu üzerinde çektiğimiz fotoğraflardan bir tanesi. Fotoğraftaki derinlik duygusunu, dokuyu hissettiren şey soldan 45 derece açıyla gelen ve bütün oluşumların diğer tarafına gölge düşüren yarı cephe ışığı dediğimiz ışık. En keyifli fotoğraf ışığıdır diyebilirim. Konuya 90 derece açıyla sağından ya da solundan gelen ışık ise yanal ışık. İlgiyi konunun bir tarafına yönlendirmeyi sağlayan yakın plan portrelerde Amerikan portre de deniliyor. Kullandığımız ışıklardan bir tanesi. Böylece izleyici göz fotoğrafın gösterilen tarafına yönelebiliyor. Karanlık taraf o aydınlık yeri öne doğru itmiş oluyor. Eğer bugün elektrikler gelmeseydi ve yayını yapamasaydım evdeki aydınlatmayla kendimi çektiğim fotoğrafta öyle bir fotoğraftı. Feneri böyle tuttum yüzümün yarısı aydınlık yarısı karanlık bırakacak şekilde ve öyle bir fotoğraf paylaşacaktım. Ama nazar değmesin şimdilik iyi gidiyoruz diyebilirim. Sinan Bey şöyle söyleyeyim. Hemen geri gideyim. Bu fotoğraflar yalan olmasın 1995 ya da 96 yılında o zaman Kodak'ın Ektachrome'du galiba bir filmi vardı böyle çok doygun renkler. Elite Chrome Extra Color diye bir filmi vardı. Onunla çektiğim fotoğraflardı. Dolayısıyla sanki böyle bir 81 an filtre varmış gibi şey yapıyordu ama daha sonra fotoğraflar tarandı. Ben de o orijinal şeylerini, tonlarını bozmadım, düzeltmedim. O dönem çok hoşumuza giden bir şeydi. Dergilere falan çekerken de o filmle şey yapıyorduk. Eğer Fujifilm Velvia kullanmıyorsak. Yani hatırası var 96 yılının morluğu onun için kalsın diye düşündüm açıkçası. Yine fotoğraf çalışmalarında kullandığımız aydınlatma yönlerinden bir tanesi doku aydınlatması. Çok ufku düşünün,
uçaktan şöyle bir 15-20 derece açıyla geliyormuş gibi düşünün ışığı. Konuyu yalayıp geçen bir ışıktır ve dokuları ortaya çıkaran bir ışıktır. Ama bu doku aydınlatmasının güçlü olabilmesi için dokunun bir yerini aydınlatıp diğer tarafını gölgede bırakması. Yeniden aydınlık, yeniden gölge. Yeniden aydınlık, yeniden gölge diye o dokuyu hissedebilecek bir aydınlatma olması gerekiyor. Doku aydınlatması için ya da doku fotoğrafları için böyle cephe ışığına yakın bir ışık kullanıldığında neredeyse her yer eşit aydınlanıyor. Dolayısıyla o kadar keyifli olmuyor. Bakın bu mesela Galata Köprüsü'nden Eminönü Meydanı'na bir bayram günü çekmiştim. Bunu bayramda İstanbul'da kaldığım dönemlerden biriydi. Hadi gideyim o kalabalığı çekeyim diye, bayram çok şey oluyor diye. Işığın iyice yatay geldiği ve insanların konturlarını aydınlattığı bir şey, oradaki kalabalığı hissetme şansını daha fazla bize sağlıyor. O nedenle de bence bu aydınlatma domates fotoğraflarından çok daha güçlü bir aydınlatmadır diyebilirim. Hadi en sevmediğimiz aydınlatmayı da söyleyelim, o da tepe aydınlatması. Özellikle portre fotoğraflarında öğlen saatleri, ışığın tepede olduğu saatler. En baştan beri söylüyorum, bir tek odanın ışığı olsaydı şöyle olurdu, bilmem ne olsaydı böyle olurdu, göz çukurları, burun altı, çene altı diye bu fotoğraflarda onları görebiliyoruz. Göz çukurları ve burun altında çok sert gölge, çene altında ve göz çukurlarında çok sert gölge. Özellikle portre fotoğraflarında istemediğimiz aydınlatma konularından bir tanesi. Ama genel görüntüler için de çok keyiflidir. Bursa Cumalı Kızık, çatılar aydınlanıyor ama evlerin önleri falan gidiyor ve o yani 600 küsur yıllık Osmanlı köyü, Osmanlı mimarisini görebildiğimiz köyden hiçbir şey göremiyoruz aslında. Gerçi birkaç yıldır gitmiyorum şeye, Cumalı Kızık'a. En son bir gittiğimde çok kalabalıktı. Reçeldi bilmem neydi falan satan teyzeler bayağı yolları doldurmuşlardı falan. İnsanlar da keza aynı şekilde. Dolayısıyla belki hafta içi giderim falan deyip bırakmıştım. Belki bir hafta içi yol yoldurla gideriz. Gerçi ben bir 30-40 kere gittim herhalde. Sevgi daha keza öyle çok gitti Cumalı Kızı. Herhalde gitmeyiz diye düşünüyorum. Yani çok şey olmayabilir, bize ilginç gelmeyebilir diye şey yapıyorum. İyi akşamlar. Ters ışık çekilmesi en kolay, izleyiciyi en çok etkileyen silüet fotoğrafları oluşturan ışık koşulu, ışık kaynağının karşımızda olduğu, konunun ışıkla bizim aramıza girdiği durumlar. Silüet fotoğrafları neredeyse her yayında anlattım ama hızlıca bir şey geçeyim. İki tane koşulumuz var. Bir, çektiğimiz konunun tam siyah olması, hiç detay göstermemesi. İki, kontur hatlarından, leke değerlerinden ne olduğunun, insansa ne yaptığının belli olması. Birincisi teknik koşul. Aydınlık yerle karanlık yer arasında en az 4 stop ışık farkı olmalı. İkincisi kompozisyon. Bakış açınız, bakış yüksekliğiniz ve çekim anınızla o konunun ne olduğunu, insansa ne yaptığını anlayabilmemiz gerekiyor. Bu iki koşulu sağlarsanız, öyle bir teknik ışık koşulu varsa ve siz doğru açıdan çekerseniz silüet fotoğrafları en kolay fotoğraflardır. Evet Şafak abi, şimdi tabela işi de var ama birçok yerde var artık, ona biraz alıştık gibi ama o kalabalık ve artık eski halinden uzak olmasından dolayı da çok gitmek istemiyorum. Yani Taraklı mesela daha çok ilgimi çekiyor, o anlamda daha bakir geliyor bana Adapazarı Taraklı. Bursa Cumalı Kızık ben hani 90'larda gittiğim zaman çok güzeldi. Açıkçası. Şimdi de güzel bir yer ama artık yani turistik gezmeye güzel, fotoğraf için değil. Nepal'de çektiğimiz fotoğraflardan biri, festivallerden bir tanesi. Bu çok eğlenceli bir festival. Yani salıncaktan dolayı değil, salıncağın niyetinden dolayı çok eğlenceli. Çünkü niye salıncak var diye sorduğumuz zaman verdikleri cevap şu. Bütün yıl dünyaya çok yük oluyoruz, ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla da bu festivalde salıncağa biniyoruz ki dünyaya ağırlık vermeyelim diye sallanıyoruz diye açıkladı oradaki arkadaşlar. Çok naif, çok böyle keyifli bir niyet, düşünce diye sizlerle paylaşmak istedim. Evet, olabilir. Yani şey iyi idi, hani korunması vesairesi, ziyaret edilmesi ama artık iş ticarete döndü Cumalı Kızık'ta diyebiliriz. Bursa'da çok güzel yerler var ya, gideriz. Bursa'da da çok güzel arkadaşlarımız var abi tabi gibi. Gideriz onlarla, bir hem fotoğraf muhabbeti hem çekim yaparız. Geçtiğimiz aylarda, aylarda dediğime bakma, neredeyse bir sene olacak. Sevgili Cem'le beraber
gittiydik. Bayağı altın üstüne getirdiydik. Ters ışığın nasıl bir sonuç verdiğine dair iyi örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Solda daha alttan aydınlatmayla birlikte ve ortam ışığı ile birlikte Kapadokya'daki balonlardan birini görüyoruz. Sağda ise o balonun ya da bir başkasının ışığın önüne geçtiği, ters ışık konumuna geçtiğinde nasıl bir görsellik oluşturduğunu görebiliyoruz. Soldaki de iyi bir görüntüdür. Sağdaki de farklı bir dille hikayeyi anlatmadır. Dolayısıyla iyi bir fotoğrafçının bu koşulu kollayıp aslında her ikisini de hatta bir üçüncüsünü de sonra balonun ince içini çekerek ki birlikte gittiğimiz arkadaşlar var yaptık o ters çekimleri yapıyoruz her gittiğimizde. Kasım başında yine yapacağız bir Kapadokya Kayseri yıl kartları, balonlar bilmem ne felaket bir gezi hazırladım. Bugün yarın onun da duyurusunu yapacağım aklınızda olsun diye söyledim. Işığın iyi olduğu durumu bulan fotoğrafçının oradan fotoğrafı çıkarmadan dönme hakkı yok. Bak şansı demiyorum, hakkı yok. Yapmak zorundayız diye söylüyorum. Bülent Bey, ayıptır söylemesi bir 4 sene yılda 4 ay 4 ay olmak üzere Kayaköy'de yaşadım ben ya. Geçtiğimiz yaz da şey yaptık. Yani yine 90'lı yıllardan 2000'li yılların ortasına kadar çok gidip geldim. Bir 70-80 kez gitmişliğim vardır. Yazın gene oradaydık sevgiyle de bir uğradık yolculuklarından bir tanesinde bir şey yaptık. Yarı ters ışık estetik olarak ha şey de söyleyeyim de öyle devam edeyim. Kayaköy'de de biz gittiğimiz zamanlarda yani o 92, 93 vesaire falan evlerin dibinde taş evlerin dibinde çadır kurup yatıyorduk. Akşamları orada kalıyorduk. Şimdi gittim oralar hep şey biliyorsunuz yani işte restorandı, incik boncuktu, bilmem neydi falan filandı. Öyle şeyler oldu. Köy çok değişti. Köyün kendisi çok değişti. Yani bir cumalı kızık kadar değil ama orası da çok değişen yerlerden bir tanesi diyebilirim. Evet, Kayaköy ya da eski adıyla Makri Köyü mübadeleden sonra orada yaşayanların göç ettiği ama yeni gelenlerin ya bu tepelerde ne işimiz var düzlükte köyü kuralım deyip aşağıya yerleşimi kurdukları ve evlerin ahşap bölümleriyle işe yarayan bölümlerini aldıkları o nedenle de Hayalet Köyü diye geçen Karmilasos eski diye başka eski adı ilginç yerlerden bir tanesi evet Türkiye'de. Orada mesela 2015 yılında Olympus Yollar'da seyahati yapmıştık sevgili Cem Saner'le birlikte ve bir grup arkadaşımızla bir rota yapmıştık. 3-4 bin kilometrelik bir yolculuktu. Farklı etaplardan oluşan Kayaköy'de de kaldık. Orada yıldız bozlama falan yapmıştık evlerle birlikte. O tarz maceralarımız oldu. Hatta Videogren YouTube kanalında yine Kayaköy tarafında ama tam Kayaköy'de değil, onun bir 300-400 metre ilerisinde yine sevgili Cem'le beraber yaptığımız uygulamalı yıldız pozlama diye bir video var. İki Olympus'u kurduk, yan yana birinde timelapse yaptık, birinde live kompozit özelliğini denedik falan. Sonra Cem tatilde onu kurguladı, paylaştık falan. O videoyu da bulabilirsiniz, yayınlar arasında var. Yarı ters ışık konuya yine 45 derece açıyla yine sağından solundan ama arkasından gelen ışık. Bu da çok keyifli bir ışık çünkü kontur hatlarını aydınlatıyor. Öne doğru uzayan gölgeler oluşturuyor. Ve ana konuyu aydınlık arka planla öne doğru atan bir ışık koşulu oluşturuyor. Ben yine çok sevdiğim mevzu ışık yönlerinden bir tanesi diye söyleyebilirim yarı ters ışığı da. Bu benim kızmaya, şimdi tabii çok daha büyüdü de. Abant'ta çektiğimiz fotoğraflardan biri. Bunu da hep anlatıyorum. Yine anlatayım onun için söylemeden geçmeyeyim bu fotoğrafın her çıktığı yerde. Bu şemsiyeyi ben Nepal'den getirdim. Ya dedim böyle renkli renkli güzel. Çekimlerde falan kullanırız dedim. 7500 kilometre oradan getirdim şemsiyeyi. Sonra Abant'a gittik. Götürdüm ya Maya şunu tut da şurada bir fotoğrafını çekelim dedik. Tuttu fotoğrafı deklanşöre bastım. Çektim bir rüzgar ters pat şemsiye kırıldı. Ya o kadar getir, taşı, bilmem nereye götür. Hadi ışık şöyle oldu, bak ne güzel. Şuradan karşıdan geliyor şemsiye. Bir kare çektik. O da bu. Onun için her derste gösteriyorum. Her yerde anlatıyorum bunu. Bunun da hatırası var yani o açıdan. Yine Puşkar'da Kutsal Göl'ün orada çektiğimiz fotoğraflardan biri. O turuncu bezi vurgulayan şey.
Tabii ki üzerinde ışık olması. Ama aslında adamın karanlıkta kalması. Adamın karanlıkta kalmasını sağlayan şey ne? Soldan gelen yarı ters ışık dediğimiz, yarı cephe ışığı dediğimiz ışık koşulu. 45 derece açıyla konunun arkasından gelen ışık. Alttan aydınlatma doğal olarak elde edemediğimiz aydınlatma yönlerinden bir tanesi. Ya bir yansıtıcıyla ya da bir yapay ışık kaynağıyla elde edebiliyoruz. İşte Hindistan Varanasi Ganj Nehri'nde bu puja diyorlar. Mum, çiçek vesaire dua edip Ganj'a bırakılıyor ya. O duanın bir şeyi. Mart ayında Holi Festivali'ne gittiğimiz zaman buraya da gideceğiz. Buna benzer, bundan çok daha güzel fotoğrafları tabii ki orada da çekeceğiz. Burada alttan gelen ışık kızın yine arka taraftan ayrılmasını sağlıyor. Ya da Nepal'de Dulikel'de denk geldiğimiz, yine akşam saatlerine denk geldiğimiz böyle kadınların yine bir nevi pujayla dualar ettikleri festival demeyeyim ama bir kutsal günde çekilen fotoğraflardan biri. Yine mum ışığı aşağıdan alttan aydınlatmayla fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlıyor. Işığın türünü, hallerini ve yönünü bilen bir fotoğrafçının bilmesi gereken diğer şey ne? Kontrast. Yani aydınlık karanlık bölgeler arasındaki ton farkı. Hem renkleri vurgulayabiliyor, hem fotoğrafa bir atmosfer duygu katabiliyor. Ama aynı zamanda nereleri gösteriyoruz, nereleri göstermiyoruz kararı verdiğimiz bir şey haline dönüşüyor ışığın kontrastı. Düşük kontrast aydınlık ve karanlık bölgeler arasındaki farkın çok az olduğu ve tonların birbirine yakın olduğu durumlar da kullandığımız tanımlama. Küba'da yine Trinidad'da çektiğim bir detay fotoğrafı. Ya da aydınlık karanlık bölgelerin ton farkının çok yüksek olması sebebiyle de yüksek kontrast elde edebiliyoruz. Bu da karanlık alanların fotoğrafın bazı bölümlerini kapattığı ve izleyici algısını aydınlık yere yönelttiği bir koşul sağlıyor. Bu da Nepal'de Bhaktapur'da çektiğimiz fotoğraflardan biri. Yanılmıyorsam etkili ışık kullanımı atölyesinde bu fotoğrafın şeyini gösteriyorum. Yani 4-5 tane örneğini gösteriyorum. Birinde sokak boş, diğerlerinde hep birileri var. Ama şeyi fark etmeyi çok sağlıyor. Bu ışık ve gölge, bu yüksek kontrast ilgiyi hep bir yere topluyor. Oradan kim geçerse geçsin fotoğraf oluyor. Yani bir kadın geçiyor, bisikletli biri geçiyor, çocuğun biri yürüyor, öğrenci yürüyor, adam geçiyor. Hepsi bir fotoğraf oluyor. Çünkü bulduğun şey aslında oradan geçen insan değil. Bulduğun şey yüksek kontrast sayesinde izleyici ilgisini, algısını yönlendirebileceğin ilgi noktası. Bunu çözdüğünde ışık sayesinde, ışık bilgisi sayesinde bunu çözdüğünde fotoğrafçı olacaksın. O zaman oluyorsun. Nepal'e gittiğin için olmuyorsun. İyi bir makinen olduğu için olmuyorsun. Ama bu sokağı gördüğünde ışığı şuradan ölçeyim. Gölgeleri şuralara yerleştireyim. Şöyle kapalı kalsın. Şu aradan insan görünsün. Gelen geçen görünsün dediğinde fotoğrafçı olursun. Ben bu fotoğrafı çektiğimde, ilk çektiğimde boştu sokak. Gelen geçen yoktu. Ama dedim buraya bir kim gelse fotoğraf olur. Öyle düşünmemiz lazım. Zaman zaman düşük kontrastın iş yaptığı durumlar var. Yine Nepal'deyiz. Nagarkot'ta çektiğimiz bir gün doğumundan hemen sonra çektiğimiz fotoğraf. Sisler, bulutlar vesaire falan geçiyor. Orada düşük kontrast fotoğrafın o yapısını, dramatik yapısını daha güçlü hale getirmeyi sağlıyor. Bu atmosferi daha güçlü hale getiriyor. Onun için burada yüksek kontrast aramıyoruz. Ama Fransa'da Apremont-sur-Allier diye bir köy, 16. yüzyıldan kalan bir köy. Orada çektiğim fotoğraflardan biri. Sinan Bey bu da şey mesela, yine Elite Chrome Extra Color filminin şeyi, etkisi. Bir de akşam ışığıydı biraz, dolayısıyla duvarlar biraz daha sarı, turuncu tonlara kavuşuyor. Polarize filtreyle gökyüzü daha güçlü hale getirilmiş bir fotoğraftır. Ama gölge ve ışığın bir arada kullanılması hemen yapıları tık diye öne atar. Hemen bulutu öne çıkarır. Yüksek kontrast ilgiyi bir yere yönlendirmek için daha çok tercih edebileceğimiz ışık koşulu diyebilirim. Fotoğraf makinesinde sadece JPEG formatlı çekim yapan arkadaşların JPEG ayarlarında Olympus'ta hemen info ekranında sağ üst köşede işte Canon'da set picture control içerisinde, picture style içerisinde, Nikon'da set picture control içerisinde, efendim Sony'de Creative Filters içerisinde falan keskinlik, kontrast, doygunluk ayarları var. Orada kontrastı bir tık arttırmaları daha güçlü ve yüksek kontrastlar elde etmeyi sağlayabiliyor. Aklınızda olsun diye söyledim.
Işığın özelliklerinden bir tanesi de tabii ki renk özelliği. Rengi birkaç şekilde konuşmamız lazım. Bir tanesi gün ışığının rengi, bir tanesi de yapay ışık kaynaklarının rengi. Gün ışığının rengi mevsime ve günün saatine göre değişiyor. Yapay ışık kaynağı da tabii ki ışık kaynağının ne olduğuna bağlı olarak rengi değiştiriyor. Çok kabaca söyleyelim, bizim beyaz diye bildiğimiz ışığın rengi öğlen saatleri yaklaşık olarak. Ama güneş doğduğu zaman Kelvin derecesi daha düşük olduğu için renk kırmızı, turuncu, sarıdan başlıyor, beyazlaşıyor. Akşam üstüne doğru tekrar sarı, turuncu, kırmızı diye devam ediyor. Sonra da gecenin renkleri mavi karanlık falan geliyor. Birkaç yerde mavi karanlıktan konuşacağız. Evet, polarize filtre var. O yine dergiler için yaptığım çalışmalardan biriydi. Dergi fotoğrafında polarize filtresiz zaten şey yapamıyoruz. Puşkar Gölü'nde gün doğumunda çektiğimiz fotoğraflardan bir tanesi. Arkadaki yapılar aslında beyaz ama gün doğumunda çektiğimiz için sarı turuncu tonlarda. Sağda gördüğünüz yapı da eski saray. Şimdi bizim kaldığımız otel. Oradan çıkıyoruz böyle göl çevresinde bir tam tur atıp tekrar otele dönüyoruz kahvaltıdan önce. Puşkar Deve Panayırı'nda çektiğimiz fotoğraflardan biri çölde kurulan ve işte 50 bin deve, 200 bin insan falan bayağı böyle coşkulu şeylerden bir tanesi. Etkinliklerden ve dünyanın hani diyorlar ya ölmeden önce yapman gereken bilmem kaç şey falan o listelerde hep olan şeylerden bir tanesidir. Bazı yıllar geziler düzenliyoruz. Kasım ayında yapılıyor bu sene. Bilmiyorum belki yaparız bir heyheylenirsek. İran'dan dönünce hadi gidelim Kasım'da diye bir şey çıkarabiliriz. Bir Puşkar Panayırı patlatabiliriz. Çünkü orada Udaipur, Göller Kenti, işte Agra Tac Mahal bilmem ne falan. Rajasthan'ı çok didiklediğimiz seyahatlerden biri oluyor. Düşünülebilir diye aklımdan geçiyor. Ve çölde çektiğimiz yine gün doğumundan sonra çektiğimiz fotoğraflardan biri. Sıcak tonlar. O gün ışığının renginden geliyor. İstanbul'dan peş peşe birkaç fotoğraf göstereceğim. Bazen böyle 2-3 yılda bir oluyor ya boğazı böyle bir sis basıyor falan. Öyle bir sabah çektiğim. Bizim eski Fototrey'in Gümüşsuyu'ndaki ofisinin terasından çektiğim fotoğraflar. O terasta bayağı atölyelerde falan da yararlıydık. Uzun pozlama, timelapse bilmem ne falan çekimleri yapıyorduk. Bu da sisli bir sabah. Yine gün doğumundan itibaren çektiğim fotoğraflardan birkaç tane. Güneş yükseldikçe renk nasıl değişecek onu görmenizi istedim. Onun için böyle peş peşe koydum. Güneşin yerini görüyorsunuz. Sonra güneş yükselmeye başlayınca o kırmızılık yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Ve beyaza doğru gidiyor. Dolayısıyla siz fotoğrafçı olarak hangi atmosferin en güçlü olacağını çözemezseniz olmaz. Ya tamam bu ilginç bir olaydır. Sis, bilmem ne, vapur, İstanbul kaybolmuş falan filan. Ama bu daha estetik bir olaydır. Ve biz hep konuşuyoruz. Hani bizim uğraştığımız fotoğraf alanı işlevsel bir alan değil. Bizim uğraştığımız fotoğraf alanı estetik bir alan. Onu dikkate almamız gerekiyor. Aklınızda olsun diye söyledim. Öğlen saatlerinde ışık güneş tepeye çıktığında artık beyaz ışığı oluşturan üç ana renk. Kırmızı, yeşil, mavi. Eşit olarak bize ulaşıyor. Dolayısıyla rengi daha beyaz görüyoruz. Küba'da Vinyales Vadisi'ne giderken tütünle uğraşan çiftçiler. Bursa'da Emirgazi Türbesi'nin olduğu yer. Yine öğlen saatleri. Öğleden biraz sonra renk hafif yumuşamaya başlamış durumda ama halen daha sert, yüksek kontrastlı beyaz bir ışık var diyebiliriz. İran'ın Bam kentinin antik kent bölümü burası. Daha sonra bir deprem oldu. Kent de biraz bu hale geldi ama sonradan toparlandı. Deprem bayağı eskidir. Bizim depremden sonra olan depremlerden bir tanesi. Orada da mesela yine hem homojen ışık var ama ışığın rengi daha beyaz falan diye söyleyebiliriz. Akşama doğru gittikçe, öğleden sonra akşam üzerine gittikçe renk tekrar sarı, turuncu, kırmızı tonlara doğru ulaşmaya başlıyor. Hindistan, Agra, Tac Mahal'in hemen arkasında. Çektiğimiz Mehtap Bağ tarafından çektiğimiz fotoğraflardan biri. Akşamüstü olduğu için hem gölgeler yumuşak
Hem de hafif sarımsı bir ışık var. Kapadokya Kızılçukur Vadisi adını gün batımındaki renkten alıyor zaten. Vadinin renginden alıyor. Dolayısıyla da Kızılçukur'a gitti mi o saatte gidip çekmen gerekiyor. Yoksa zaten hikayeyi doğru kurmamış oluyorsun fotoğrafçı olarak. Rengi sağlayan şey kırmızının bize daha çok ulaşıp rengin değişmiş olması. Uçhisar taraflarında bir peri bacası. Gökyüzü o anki haliyle fotoğraflanmış durumda. Bunu da yine birçok ışıkla ilgili oturumda konuşuyoruz. Gecenin rengi dediğimiz zaman ya karanlıkta ne renk var? Ben hep yıldızların renklerini burada söylemeyi tercih ediyorum. Uzun pozlamayla, Olympus'un live kompozit özelliğiyle çekilen fotoğraflardan bir tanesi. Yıldızları çizgi olarak kaydedebiliyoruz ama beni daha çok ilgilendiren baktığımızda her yıldızın farklı bir renkte olması. Beyazı, sarısı, mavisi, yeşili falan var. Yıldızın büyüklüğüne, uzaklığına göre farklı renklerde aslında. Bir çıplak gözle bakınca böyle beyaz beyaz nokta nokta parlıyor gibi geliyor. Bir uzun pozlama yapıyorsun, bütün hikaye değişiyor diyebilirim. Bu da Kılıçlar Vadisi'nde yine Kapadokya'da çektiğimiz. Bir önceki Kayseri Sultan Sazlığı'ndaydı. 4-5-6 Kasım'da yapacağız ama mevsim itibariyle çok yıldız pozlamaya uygun dönem değil. Ama onun dışında yılkı atlarıydı, işte 600 koyunluk bir sürüydü, gün doğumuydu. Deli deli fotoğraflar çekeceğiz yine. Yıldız pozlamaya da yine baharda falan gideriz diye düşünüyorum. Işığın rengi yapay ışık kaynaklarıyla tekrar değişiyor. Kullandığımız ışık kaynağına göre tungsten, halojen, floresan, sarı, turuncu, mavi, yeşil farklı farklı renklerde görebiliyoruz. Kelvin derecesi düşüp arttıkça bizim 5500 Kelvin olan gün ışığından farklı bir değere ulaştığında hikaye tamamen değişmiş oluyor. Biz bunu RAW ya da JPEG çekmemize göre beyaz ayarıyla ya çekim öncesinde ya çekim sonrasında müdahaleyle değiştirip düzeltebiliyoruz ya da etkisini arttırabiliyoruz. Yapay ışık kaynaklarıyla çalıştığımızda vermemiz gereken karar şu. Bu yapay ışık kaynaklarının renk etkisi benim fotoğrafıma bir atmosfer katıyor mu? Eğer katıyorsa, yani hikayeyi daha güçlü hale getiriyorsa, bilmem ne falansa, o zaman beyaz ayarını gün ışığında kullanmak lazım. Böyle sarı, mavi, turuncu, kırmızı renkleri görebiliyoruz. İstiklal Caddesi'nde işte bir muhabbet oluyor demek ki aralarında bir şey var, hikaye var. Ben de görünce ben de durdum. Onlar duruyor. Ben de sabit duruyorum. 1-2 saniye falan pozlamadır. Olympus elde çekimdir. Dolayısıyla herkes yürüyor. Onlar sabit kalınca bir anda öne çıkmış oluyorlar. Ama ortamın sarı turuncu ışığı yine beyaz ayarının gün ışığı olarak kullanılması sayesinde oluyor. Allah'tan çocuk sonra dönüp beni görmedi. Görseydi belki aralarındaki kızgınlığı bana yansıtabilirlerdi. 2-3 kare çekip bunladım tabii. Gece fotoğraflarının çoğunda biz beyaz ayarını gün ışığında kullanmayı öneriyoruz. Çünkü gece aydınlatmaları daha çok bir atmosfer oluşturmak için kullanılan aydınlatmalar. O etkiyi sağlayacak olan şey de beyaz ayarının gün ışığında olması diyebilirim. Galata Köprüsü'nde çektiğim fotoğraflardan biri. Yine işte Rüstem Paşa Süleymaniye öndeki turist kız oradaki rengi sağlayan şey tamamen yapay ışık kaynağının renk etkisini kullanmak. Ama isterseniz düzeltebiliyorsunuz. Bakın sarı ışık kaynağı olduğu için beyaz ayarını gün ışığında kullanırsan soldaki gibi sarı turuncu rengi kaydediyorsun. Beyaz ayarını tungstene sarı ışık ayarlarsan orayı bir miktar düzeltiyor. Ama soldakinin atmosferi daha güçlü geliyor bana. Bununla beraber ışıkla ilgili bilmemiz gereken bir başka başlık ne? Tabii ki ışık ölçümü. Çünkü ışığın bir başka önemli özelliği de ne? Parlaklık, aydınlatma gücü. Dolayısıyla da biz bunu nasıl kullanabiliyoruz? Enstantane, diyafram, ISO. Bu üçüyle kontrol edebiliyoruz. Peki biz enstantane, diyaframı kafamızdan atabiliyor muyuz? Baktığımızda çözebiliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla bir aygıt sayesinde kullanmamız gereken enstantane diyafram değerini öğreniriz. Pozometre. Işık ölçer. Bu ışık ölçer. Işığı neye göre ölçüyor? Hangi sistemlere göre ölçüyor? Bilmekte fayda var. Evet Sinan Bey, bayağı bir şey vardı o çiftin arasında. Hararetli bir muhabbet. Hemen bunlayacaksın öyle durumlarda. Çok fazla durmayacağım diye düşünerek. 2-3 kare sonra bunu. Bütün fotoğraf makinelerinde 3 tane temel ışık ölçüm sistemi var. Olympus'larda 5 tane var. iki tanesi spot nokta ölçüm sisteminin türevleri olarak yer alıyor ama üç tane
zaten bütün makinelerde olan sistem ki en çok kullandığımız merkez ağırlıklı ışık ölçüm sistemi. Işık ölçümünün %70'ini merkez dairenin gördüğü yerden %30'unu geri kalan alandan yapıp ağırlıklı ortalama söyleyen sistem. Her yerin ışığın önemli olduğu manzara fotoğraflarında, mimari fotoğraflarda kullandığımız Olympus'larda ESP diye geçen, diğer markalarda Nikon'larda Matrix, Canon'larda Evaluative, Sony'lerde Multi diye geçen değerlendirmeli ışık ölçüm sistemi. Kadrajın farklı bölgelerinin hepsinin ayrı bir ağırlığı var. Her yerin ışığını ölçüp ortalamaya dahil ettiği bir ölçüm sistemi. Bir de lokal ışık olan yerlerde nokta ışık ölçümü sistemi sadece tek bir yeri ölçmeyi sağlıyor. Kayseri Sultan Sazlı, dedim ya, Kasım başında çekeceğimiz yerlerden biri. Burası Belgrad Ormanı, hemen yakında bir yer zaten. Burası da Hindistan Varanasi Ganj Nehri kıyısında ölü yakma hikayesi. Buradan nokta ölçüm sistemi, ışığın %100'ünü arkadaki ateşin olduğu yerden ölçmem lazım ki önde o ateşi söndürmek için kovayla su atan bir anda öne çıkabilsin, silüet olabilsin falan. Merkez ağırlıklı ölçüm sistemi gölgeleri de ölçüme dahil edeceği için hatalı sonuç verirdi. Burada %100 ışığı tek bir yerden ölçebileceğimiz bir sistem işe yarıyor diyebilirim. Tabii ki pozometrelerin ışığı nasıl algıladığıyla ilgili olarak bir bilgimiz daha olması gerekiyor. O da ne? Pozometreler %18 gri tona ayarlı. Bu nedenle de beyaz ve siyah konularda hatalı sonuç verebiliyorlar. Bu nedenle önümüz kış, birkaç ay sonrası karda çekim yaparken, daha önce video grende de yayınladık, karda çekim yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler falan diye videolar. Yine yapacağız. Belki bu sefer dışarıdan canlı yayında yaparız. Belki yol yoldur da yaparız. Karlı bir yerde kamp yaparız falan. O zaman oradan öyle bir yayın yaparız. Fotoğraf makinesinin verdiği değerden doğru beyazı bulabilmek için artı yönde müdahaleyle çekim yaparak sonuca ulaşabiliyoruz. Makine 125'e 8 veriyorsa biz onu 60'a 8, 30'a 8 olarak çekiyoruz. Niye? Çünkü beyaz ışığı çok yansıtıyor. Makine ışık var zannediyor. Onun için değerler yukarı gidiyor. Daha uzun pozlama süreleri ya da daha açık diyaframlar kullanmak için artı yönde müdahaleler yapıp doğru beyazı bulabiliyoruz. Kışın karlı yerlerde fotoğraf gezileri yaparız. Orada da en çok konuştuğumuz mevzu bu oluyor. Karanlık alanların daha çok bulunduğu yerlerde, işte iç mekanlarda, sahne sanatlarında falan da bu sefer karanlıklar makineyi yanılttığı için eksi yönde pozlama müdahalesi yapmamız gerekiyor. Eksi yönde pozlama müdahalesi yapınca aydınlık yerler doğru oluşuyor, koyu yerler daha karanlık oluşuyor ve bu sayede de aydınlık yer öne çıkabiliyor. Soldaki Eyüp Cami, sağdaki Kayseri Şindelöyük Mezrası ya da sahne sanatları. Veliefendi Hipodromu'nda Uluslararası At Yarışları'nın finaliydi bu. Yarışlar bittikten sonra bir yemek ve gösteriler vardı. 2010 yılında İstanbul Yarışıyor diye büyük bir fotoğraf sergisi hipodromlarda açıldı İstanbul, Ankara'da. 1 metre, 1,5 metre fotoğraf baskıları ve büyük bir fotoğraf albümü yaptık. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri içerisinde. Onun son çekimiydi bu. O çekimi de ben yapmıştım. Sahnedeki dans gösterilerinden bir fotoğraf. Burada da -2.3 stop pozlama müdahalesi var. Bu sayede karanlık alanları daha koyu olarak elde edebiliyoruz. Şimdi en başından beri bakıyorum 1 saat olmuş. 1 saat 5 dakika olmuş. Hadi 5 dakikaya at. Reklam yaptım de. 1 saattir ışığın yönü, ışığın türü, ışığın hali, ışığın rengi, ışığın kontrastı, ışık ölçümü bilmem ne. Işık hep öyle anlattım. Oysaki hikaye hep gölgenin hikayesi. Oysaki hikaye hep karanlığın hikayesi. Bizim ışıktan, aydınlıktan söz edebilmemiz için gölgenin, karanlığın olması gerekiyor. Bir şeyin zıttıyla var olma şansı daha yüksek. Dolayısıyla da mutlaka gölgeleri doğru kontrol edip kullanabilmemiz gerekiyor. Bizim aydınlık yerleri göstermemizi sağlayan şey, yüksek kontrasttan hatırlayın, gölge karanlık olan yerler. Hindistan'da İtimad-ud-Daulah, Baby Taj diye geçen bir yer, Taj Mahal'in örnek aldığı yapılardan bir tanesidir. Taş işçiliği örneğini buradan almıştı Taj Mahal. O taşın içerisine değerli, mermerin içerisine değerli taşları gömme işçiliğini yani. Oranın türbesinin içerisinde kapıdan gelen küçük bir ışık bizi insanlara götürür.
mezarlara götürür ama etrafın karanlık olması kaydıyla. Tabii ki gölgeyi biz zaman zaman ana konu, başrol olarak da kullanabiliyoruz. Midyat'ta çektiğimiz fotoğraflardan bir tanesi de bu. Bazen bir yerleri kapatıp gözü aydınlığa yönlendirebiliyoruz. Bazen de burada olduğu gibi fotoğrafın başrolü ana konusu olarak kullanabiliyoruz. Bunu yapabilmemiz için ışık ölçümünün aydınlık yerden yapılmış olması ve gölgelerin koyu olarak oluşması önemli bir teknik nokta. Ama daha çok gölgeyi dediğim gibi aydınlık yeri öne çıkarmak için kullanıyoruz. Bu nedenle vizörden, ekrandan herhangi bir konuya bakarken aslında ilk dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Işık nereden geliyor? Neresi karanlık? Çünkü makine siz ışığı nereden ölçerseniz orayı doğru gösterebiliyor. Siz çıplak gözle kadının hem yüzünü hem saçının olduğu yeri, başının arkasını doğru görüyorsunuz. Ama fotoğraf makinesi ışığı aydınlıktan ölçtüğünüz için sadece orayı doğru gösterebiliyor. Bu nedenle bir konuya bakarken neresi gölge, neresi ışıklı falan dikkat etmemiz gerekiyor. Işığı nereden ölçeceğiz? Dikkat etmemiz gerekiyor. Küba'da çektiğimiz fotoğraflardan biri, tamam kızlar yürüyor, tamam işte şunlar var falan ama hikayeyi oluşturan şey gölge. Gölge olmasın, her yer aynı ışık olsun, fotoğraf olmaz. Başka türlüsü, yani karanlığın, gölgenin olmadığı bir şeyi fotoğrafladığınız zaman tadı çok yok. Daha çok kontrastlı, ışık gölgenin bir arada olduğu durumlar hem gözü yönlendirmek için hem işte zaman zaman başrolü kullanmak için ideal diyebilirim. Tabii ki mevzu bu kadar değil ama işte bize ayrılan süre içerisinde ışıkla ilgili en şey bu kadar konuşabiliyorum detaylı. Etkili ışık kullanımı atölyesinde bunun biraz daha fazla detaylarıyla konuştuğumuz bir programımız var. Fototrek.com'a bakabilirsiniz. Bir de renk vardı bu akşam konuşacağımız. Renkten de şöyle bir bahsedelim istiyorum. Şöyle bir 30-40 slide üzerinden de hızlıca onu da geçelim istiyorum. Biraz önce konuştuk. Yani gün ışığında renkler değişiyor, yapay ışıkta renkler değişiyor falan diye. Onlardan yine birkaç örnek göstereceğim. Çünkü mevzu öyle. Ama daha çok renkleri nasıl kullanırız ona dair örnek fotoğraflar göstereceğim. Birbirini tamamlayan renkler, rengi nasıl vurgulayabiliyoruz, monokrom kullanımı, kontrast renkler vesaire falan diye örnek fotoğrafları konuşacağız. Ama gün ışığının rengi nasıl değişiyormuş? Beyşehir Gölü'nden birkaç fotoğrafla hikayeyi görelim. Saat 3 ile 5 arasında renk hemen değişir. 6 ile 8 aynı yerden çekilen fotoğraflar ya. Yani yine 90'lı yıllardan filmle çektiğim fotoğraflar bunlar benim. Sonradan taranan fotoğraflar. Bakın saat 3'te neredeyse dik gelen bir ışık varken 4-5 civarında yavaş yavaş ters ışığa. Çünkü güneş karşıya inmeye başlıyor. Ters ışığa dönüyor. 6 civarı iyice arkaya indiği için silüet fotoğraflar oluşturuyor. 8-8.5 gün batımında renk falan atmosfer acayip değişiyor. Aynı yerde durup sadece ışığı takip ettiğinde bambaşka fotoğraflara ulaşabiliyorsun. Çok gezmene gerek yok diye onun için söylüyorum. Sokakta dur, etrafı izle, gene acayip fotoğraf çıkarıyorsun. Işık ve gölge sayesinde. Kontrasttan bahsettik, renklerden, ışığın renklerinden bahsettik. Onların bir de böyle psikolojik sonuçları var. Mesela daha depresif, daha sakin fotoğraflar için kapalı havalardaki soğuk renkleri tercih edebiliyoruz. Bu yine filmle çektiğim, 90'lı yıllarda çektiğim, 90'ların sonuna doğru çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Yine filmle çektiğim bir fotoğraf. Bir sabah işe gelip giderken, İşte böyle kapalı bir havaydı. Bir bulut yırtıldı. Bir parça güneş vapurun üstüne düştü. Ben de tak Nikon FM2 50 mm objektifti yanlış hatırlamıyorsam. Öyle çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Sindelivik mezrasında çektiğimiz Mithat diye bir arkadaşımız bu. Hava kapalı. Renkler çok soğuk ve çok mat. Dolayısıyla güçlü vurgulayabildiğimiz bir şey yok. Rica ettik ya Mithat şuradan atlasana falan bari bir resto fotoğrafı çekelim diye. Mithat'cığım da sağ olsun atladı. Biz de onu çekme şansına sahip olduk. Suriye'de eskiden gidebildiğimiz zamanlarda Nahure çarkları, değirmenler, yine havanın çok iyi olmadığı ama konunun güçlü olduğu, ilgi merkezinin yerinde olduğu örnek fotoğraflardan bir tanesi. Tabii ki demin de konuştuk, güneşin ufka yakın olduğu durumlarda renk çok değişiyor, atmosfer çok değişiyor. Hindistan Varanasi Ganj Nehri'nde gün doğumu bu. Güneş doğarken çektiğimiz fotoğraflardan biri. Teleobjektif olduğu için güneş daha yakın ve daha büyük görünüyor. Bu sayede de etkisi atmosferi oldukça artabiliyor.
Denizli Çivril Işıklı Gölü'nde gün batımı bu sefer. Yine o güneşin ufka yakın olması sarı, turuncu, kırmızı renkleri daha güçlü hale getirebiliyor. Kapadokya'dan gün doğumu balonlar kalktıktan sonra inmeye yakın saatlerinde Aşıklar Vadisi'nden Göreme'ye doğru bakıyoruz. Çavuşin'e doğru bakıyoruz. Bu sefer akşamüstü saati. Bu sefer Göreme Açık Hava Müzesi'nin üst tarafındayız. Yine hep rengi değiştiren şey o güneşin ufukla olan mesafesi aslında. Yapay ışıkta demin söylediğim gibi atmosfere bağlı olarak beyaz ayarını gün ışığı olarak tuttuğunuzda hemen o yapay ışık renklerini alabiliyorsunuz. İstiklal Caddesi Çiçek Pasajı. Üçüncü kattan. Amasra. Sonbaharda belki bir yaparız gene Yedigöller, Amasra, Safranbolu çok şık oluyor. Belki biraz hafta içine çekeriz hafta sonu kalabalığından kurtulmak için ama Amasra da çok keyifli. Bir çeşme cihanda bir rakı balık yaparız falan hep beraber gitmişken diye düşünüyorum. Oraya gelmeden ama bir bakı noktasından Amasra'yı mutlak bir gece fotoğrafıyla çekiyoruz. Beyaz ayarını güneşi seçtiğinizde renkler ona göre oluşabiliyor. Ya da Nepal Katmandu Svayambu Maymun Tapınağı'nda sabah ayinlerinden bir tanesi mum yakılıyor falan. Yine yapay ışığın etkisini. Pencereden gelen ışığa dikkat ederseniz orayı doğru görüyoruz. Yani gün ışığını doğru renkte görüyorsak beyaz ayarı gün ışığı demektir. Mumların turuncusunu, kırmızısını sağlayan şey de beyaz ayarının yine gün ışığında olması. Şimdi biz konuların renklerini de dikkatli kullanmak zorundayız. Çünkü bir renk çarkımız, bir renk tayfımız var biliyorsunuz. Kırmızı, mavi, yeşil, üç ana renk. Bunların hani çıkarımsal ve toplamsal yöntemlerine göre diğer renkler ortaya çıkıyor. Bu renkleri doğru kullandığımızda fotoğraf içerisindeki öğeleri öne çıkarma ya da gizleme şansına sahip oluyoruz. Renk çarkında birbirine ters yerde olan, kontrast oluşturan yerde olan renklere tamamlayıcı renkler deniyor. Dolayısıyla da bu kontrast sayesinde ilgi merkezini çok güçlü vurgulayabiliyoruz. Mesela mavi ile sarının kontrastı gibi. Bu kayık da mavi olsaydı, kayık da yeşil olsaydı, kayık da gri olsaydı hiç görmeyecektik. Ama sarı olduğunda etraftaki mavi yeşil tonlarla bir anda kontrast oluşturup ilgi merkezi oluşturabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Mesela arkadaki tabela. O da sarı olduğu için biraz daha güçlü olsa hemen ilgi dağıtır. Vizörden bakarken fotoğrafın kenar ve köşelerine biraz da bunun için bakıyoruz. Evet, ilgili ilgisiz bir konu giriyor mu diye bakıyoruz kompozisyonu oluştururken. Ama dikkat dağıtacak renkte ya da ışıkta bir şeyler var mı diye de bakıyoruz. Aksi takdirde ana konuya bakıp çektiğimiz her fotoğrafta hata yaşıyoruz. Kırmızıyla turkuaz mesela işte gün doğumunda Kapadokya'daki balonlar. Bu kontrastı elde etmemizi sağlayan renkleri bize gösteriyor. Renk yelpazesinde yan yana olan, birbirine yakın olan renkler de uyumlu renkler diye geçiyor. Daha düşük kontrastlı fotoğraflar elde edebiliyoruz ama daha sakin, daha dingin, daha huzurlu fotoğraflar oluyor. Yeşil turkuaz, evet mevzu yaz, tatil bilmem ne falan ama önceki o mesela Kadıköy İskele'de çektiğim sarı kayık bilmem ne daha vurucu. Burada daha sakin bir fotoğraf. Yeşil sarı, limonlar bilmem limonlar falan hani birbirine yakın tonlar. Monokrom dediğimiz zaman bazen arkadaşlar siyah beyaz gibi algılayabiliyor. Siyah beyaz başka bir şey. Monokrom başka bir şey. Monokrom tek renk kullanımı. Yani fotoğrafınızda ağırlıklı olarak bir rengin baskın olması durumudur. Ve yine sakin anlatımlar için ve konuyu öne çıkaracak kompozisyonlar oluşturmak için kullandığımız bir ışık, renk türüdür. Şeklidir diyelim. Mesela Tuz Gölü'ndeki beyazın ağırlığı, gökyüzünün de ona göre daha grimsi olduğu bir zamanda çekilmesi bunun. Ya da işte sisin pusun dumanın olduğu bir yer, Gölcük'te, Bolu Gölcük'te çektiğimiz fotoğraflardan biri. Yine renkleri yok edip ilgiyi atmosfere ve konuya yöneltmeyi sağlayabiliyor. Ya da Ihlara Vadisi'ne giderken, Azıkaran Kervansarayı'nda yani İç Anadolu Kapadokya tarafında koyun sürüsü, yazın çektiğimiz bir fotoğraf, her şey sarı, toz duman sarı, koyunlar sarı. Yine ilgiyi tak dumanın önündeki çobana toplayabiliyoruz mesela bu sayede. Doku fotoğraflarında zaman zaman karşılaştığımız durum. Burada da biberlerin yeşil tonları mesela yeşil rengi o monokrom anlatımı sağlayabiliyor. Kontrast kullandınız mı? Güçlü ilgi merkezi. Tibet'te Namso Gölü'nde çektiğim deniz seviyesinden 5000 metre bir tuz gölü. Çok canavar bir yer. Oraya yukarıdan baktığımız bir fotoğraf bu. Kırmızı kıyafetli insan hemen tak diye öne çıkabiliyor tabii ki.
Ya da işte Varanasi Ganj kıyısında Sado. Tak hemen öne atıyor kendini. Biz uyumlu renkleri, bu renk tayfında birbirine yakın olan renkleri mesela sonbahar doğa fotoğraflarında çok kullanıyoruz. İşte Yedigöller Milli Parkı. O sakinliği, dinginliği güçlü olarak gösterme şansı veriyor. Fotoğrafın her yerine bakma şansı artıyor. Küba'da çektiğimiz sokak müzisyenleri, sarı duvar, işte şapkalar ona yakın, gitarlar ona yakın falan. Dolayısıyla birbirine yakın komşu renklerle ilginin her tarafta dolaşmasını sağlayabiliyoruz. Ya da bu Monk'ta olduğu gibi. Bu çocuğu 3-4 sene sonra tekrar gördüm. Ya senin fotoğrafını çektim dedim. İnanmadı, telefondan gösterdim. O da şaşırdı. Nepal'de çekmiştim. Ama ilginin o bakışta yoğunlaşmasını sağlayan şey o rengin birbiriyle uyumlu devam etmesi. Zaman zaman illa rengin böyle çok acayip çok güçlü olması gerekmiyor. Zaman zaman soluk renklerle de bir dil oluşturma, bir anlatım oluşturma şansı oluyor. İlginin grafiğe, ana konuya yönelmesi için burada soluk renkler daha canlı. Etrafta sonbahar renkleri çok güçlü olsa ortaya bakmayabiliriz çünkü. Abant'ta çektiğimiz fotoğraflardan biri. Ya da Kapuzbaşı Şelalesi. İsmail Bey hala yayındaysa hep konuşuyoruz Kayseri Kapuzbaşı'yı. Ama söylemeyeceğim bu sefer. Geçen gün hadi söyleyeyim. Kayseriler buraya bir kere meraktan gidermiş. Daha sonra gidiyorsa delilikten gidermiş. Yolu çok zormuş evvelden. İsmail abi de yazmıştı ben de bir kere gittim diye. Ben vallahi çok gittim artık bilmiyorum. Dünyanın en yüksek takım şelalelerinden biri. Dolayısıyla soluk renkler bizim ilgimizin o akan suya, şelaleye yönelmesini sağlayabiliyor. Ya da Aladağlar'da gün doğumundan hemen önce, yani güneş tepeleri aşmadan hemen önce çektiğimiz fotoğraflardan biri. Soluk renkli ışıklarda ya da konularda fotoğraf çalışıyorsanız konunun güçlü olması esas. Yani o koyun sürüsü dikkati çekti çekti çekmedi gidiyor çünkü fotoğraf. Renkler o anlamda daha kontrast renkler daha fazla şans veriyor ilgiyi toplamak için diyebilirim. Son bir iki örneğimde gecenin rengi mavi karanlıkta güneş battıktan hemen sonra gece karanlığı inmeden hemen önceki o mavi karanlık dönem mevsime göre işte yarım saat 40 dakikaya kadar uzayabilen dönemdir. Kayseri Yılkı Atları'ndan bir şey. Tekrar söylemiş olayım Kasım başında. Buralarda hem burada hem Kapadokya'da of atlarla deli fotoğraflar çekeceğiz haberiniz olsun. Ya da işte gece çekimlerini mavi karanlıkta yapıyoruz. Niye? Hem her şeyi görebiliyoruz hem renkleri, diğer ışık renklerini vurgulayabiliyoruz. Ya da Tibet'te gün doğumunda, güneş doğmadan hemen önce Himalaya Milli Parkı'na girerken, Everest tarafına doğru ana kampa giderken çektiğimiz fotoğrafı yine o sakinliği, dinginliği veriyor diyebilirim. Yaklaşık 1 saat 20 dakikada şey yapıyoruz. Yani ışıkla renkle ilgili bu kadar konuşabiliyoruz. Önder Bey, mono çekim derken soluk renklerin olduğu fotoğrafları kastediyorsanız tabii bunlar monokrom tatlara daha yakın ama yine de grafiğiyle ya da burada işte sağ alt köşedeki renkli kıyafetleriyle falan o monokrom tadı biraz bozan fotoğraflardır diyebilirim. Hatırlatmalarımı yapayım. Sorularınız varsa onlara yanıt vereyim. Eyvallah İsmail abi. Olympusyollarda.com hem Olympus makineler hem objektiflerle ilgili testleri ve denemeleri yazdım. Aynı zamanda teknik yazıların, gezi yazılarının, örnek fotoğrafların, videoların olduğu bir web sitesidir. Olympus alt çizgi yollarda özellikle Olympus'la fotoğraf çeken dostların işlerini paylaştığımız bir Instagram hesabımız. Onun için Olympus'la yaptığınız çekimlerde fotoğrafları Instagram'da paylaşırken hashtag Olympus alt çizgi yollarda yazmanız o fotoğrafları bulmamızı kolaylaştıracak. Videogren YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, eşe dosta arkadaşa bizden söz etmeyi unutmayın diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Fototrek.com web sitesinde yeni eğitimleri, atölye çalışmalarını ve gezileri görebilirsiniz. Oraya da arada ilgi göstermekte fayda var. Cenkgençiş.com benim web sitem. Yaptığım işler vesaireleri oradan görmek mümkün. Yeni oluşumumuz Yol Yoldur. Biliyorsunuz Yol Yoldur uzunu kısası olmaz diye yola çıktık. Sevgili Kandaz'la birlikte. O da çok keyifli yolculardan bir tanesi. Biraz ilerleyelim. Birlikte yolculuklar yapacağımız organizasyonlar duyururuz. Yol Yoldur web sitesinde hem fotoğrafla ilgili hem gezilerle ilgili, kampçılıkla ilgili yazılarımız var. Örnek fotoğraflarımız var falan. İlginizi bekler.
Yol alt çizgi yolları Instagram hesabı takiplerinizi bekler. Oradan çok anlık paylaşımlar yapıyoruz. Yakında oradan da canlı yayınlara başlayacağız. Yol Yoldur YouTube kanalımız var. Orada da yayınlar yapıyoruz. Videolar ekliyoruz. Yarın yeni bir videomuz var. Çadır nasıl kurulur? Keşan'ın MH100 2 kişilik çadırının özellikleriyle ve kurulumuyla anlattığımız bir videoyu hazırladık. Yarın akşamüstü yayına girecek. İlginizi bekler. Olympus Atölye hikayesini böyle toparlar diyebileyim. Şimdi sorularınız, yorumlarınız için sözü 2 saniye size bırakmış olayım. Hani bütün YouTuber'lar gibi ben de söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Birol Bey, polarize filtre zaman zaman özellikle metal gibi yüzeylerde ve cam gibi yüzeylerdeki yansımaları, parlamaları engellemek için kullanılıyor. Genelde portre çekimlerini sert ışıkta yapmamayı tercih ediyoruz. Biraz daha ışığın homojen olabileceği kapı önleri, pencere önleri gibi biraz kişiyi koruyabildiğimiz bir ışıkta çalışmak daha iyi. Çünkü sert ışık tepe ışığıysa zaten gölgeleri falan da kontrol etmek zorlaşacak. O nedenle çok önermeyeceğim bir şeydir, aklınızda olsun. Çok teşekkür ediyorum herkese. Faydalı olabildiysem ne mutlu. Sorusu olan böyle yayın bir 20 saniye falan gecikmeli geliyor benim yaptığım Zoom üzerinden yapıyorum. YouTube'a aktarıyorum. Dolayısıyla hani sorusu olan dedikten sonra biraz beklemeyi tercih ederim. Çok teşekkürler Mukadder Hanım. Çok sağ olun. İnşallah sık sık yapacağız. Şu İran yolculuğundan sonra yani bir hafta yol yoldur, bir hafta video giren falan diye böyle şeyleri kovalayacağım. Daha çok görüşeceğiz yani. Herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Halim abi. Kayseri'de görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yeni yayınlarda, yeni videolarda.